neler söylemek istersin? Ben öncelikle dün tabii ki bir alma törenimiz vardı. Trafik kazasında kaybettiğimiz arkadaşlarımız, yani futbolcu abilerimiz, ruhları şad olsun. Bizim bu hafta tabii ki önemli maçımız var, çünkü bulunduğumuz durum belli. O yüzden çok da iyi hazırlanmadık belki olabilir, ama biz bundan sonra, bu cuma gününden sonra full, yani Antep Belediye maçına konsantre olacağız. Çünkü önemini çok biliyoruz. Çünkü hem rakibimiz Antep Belediye, bizden bir puan üstümüzde. Bu maçı yenilmeyip belki de galibiyetle dönmek istiyoruz. Çünkü burada Manisa Spor'u iç sahada taraftarlarımızla birlikte yeneceğimizi düşünüyorum. Onun için bu iki maç çok önemli bizim için. Çünkü bu zor günler, kötü günlerin geçeceğine inanıyoruz. Bu galibiyette bir şeye prim olur, yani bir prim destek olur, yani hem şehri ayağa kaldırabilir, hem insanları kaldırabilir, iş adamlarını kaldırabilir. Onun için elimizden geleni yapacağız bu maçta, inşallah güzel sonuçlar döneceğiz. Abi, takıma hayranlar oldu. Sen sezonun ilk yarısı özellikle orta sahada oynadın, ama yani Erkan stoper oynarsa sahadaki geçebilirsin tekrar. Bunu öyle, nasıl elendir? Öyle görünüyor, çünkü arkada çünkü sıkıntılarımız var yani. Ayrılan arkadaşlardan dolayı. Yani benim eski mevkim, orada sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Onun için tecrübelerime dayanarak inşallah maçı gol yemeden bir gol atıp da yeneriz inşallah. Abi, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz biz. Siz takımın abileri olarak sahiplendiniz, burada kaldınız. Camiye mesajınız ne olur bu zor günlerde? Yani daha ne olsun, yani herkes elinden geleni yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü hareketlendi belli oluyor, yani hem mahallemizde desteklerini, belediye başkanlarımızla desteklerini veriyor. Daha da iyi olabilir inşallah, olacak da yani. Biz yani artık bundan sonra işimize bakmamız lazım. İnşallah daha da iyi şeyler olur, çünkü bence zor günler geçmiş değil. Daha da kötü günler gelebilir. Daha kötü şeyler olabilir. Onun için olmasın yani, bu camiye yakışmaz. Bu camianın yeri Süper Lig'dir. İnşallah o günleri göreceğiz. Takımın durumu ne olabilir? Neler söylemek istersin? İçinde bulunduğumuz sıkıntıları siz de biliyorsunuz, malumunuz. Sayın mahallemizin önünde yavaş yavaş halledilmeye başlanıyor. Yani hallediliyor. Biz de bu durumdan dolayı mutluyuz. Bu içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumu bir kenara bırakacağız. Bırakmak zorundayız, çünkü pazartesi günü önemli bir karşılaşmamız var. Yani giden oyuncularımızı da düşünürsek her maç bizim için final. İnşallah iyi sonuçla döneriz. Biz de yatıp biz de kalkan insanları, taraftarımızı mutlu ederiz diye düşünüyorum. Yani iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz sıkıntılar gereği tam anlamıyla hocamız da söyledi bunu. Bazen burada olamadık. Hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak, ama bugünden itibaren bunları bir kenara bırakacağız. Pazartesi günkü maça konsantre olacağız. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz Galatasaray'dan. Arkasından Manisa maçımız var. Manisa'nın da içinde bulunduğu sıkıntıları düşünürsek, ilk karşılaşmadan 4 puan aldığımız takdirde bulunduğumuz konu itibariyle daha rahatlayacağız. Hem de ikinci devreye iyi başlamış olacağız diye düşünüyorum. Senin açından da sıkıntılı bir hafta geçti. Ondan da bahsedelim. Evet, sizlerin de bildiği gibi benim açımdan da sıkıntılı bir hafta geçti. Yani bu konularla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani dediğim gibi bir şey söylemeyeyim. Şu ana sorun kısmen halledildi. Dediğim gibi Sayın Valimizin önderliğinde ve şehrin dinamiklerinin önderliğinde inşallah geri kalan problemlerimiz de halledilecek ve biz de hep beraber bir aile gibi davranıp içinde bulunduğumuz kötü ve sıkıntılarından çıkmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.